Zaferlerin varisi oldu Hayder'in. Fahri cihan o serlerin varisi oldu Hayder'in. Ben de sinir peygamberim, Hazreti Pir Efendimiz. Kabele Hazreti Pir Efendimiz. Arşta okullah Allah. Kemal belinde, erenler önünde, kemal belinde, at nurdan beni var olsa elinde. Aynı yere varıyorsunuz. İşte alır profesör şudur budur onlara bakıyorsunuz, aynı yere varıyorsunuz. Tabi burada o insanları suçlamamak lazım. O insanların analarını babalarını suçlamak lazım. O insanlara hizmet eden öğretmenleri suçlamak lazım. Bütün toplumu suçlamak lazım. Ben bu yapılan kuyafusun hayır olmasını diliyorum. Kendi çocuklarınızdan bu manevi iklimden en azından bir tat içirmenizi diliyorum. Hayır olsun diyorum. Saygılar. Sayın İlçe Kaymakamımıza bu meclis konuşmasından ötürü teşekkür ediyoruz. Şimdi de değerli misafirlerimiz, Sayın İl Müftümüz Haydar Sadıkoğlu hocamızı davet ediyorum. Arz ederim efendim. Muhterem Diyanet İşleri Başkan Yardımcım, değerli kaymakamım, belediye başkanlarımız, hocalarımız, müftülerimiz, muhterem cemaatimiz, şu mübarek üç ayların içerisinde mübarek Miraç gecesinin gününün arefesinde açılışını yaptığımız şu kursumuzun milletimize, ülkemize, ilçemize, ilimize, şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Bu kursumuzun temelinden bu hale gelinceye kadar desteklerini, maddi ve manevi yardımlarını büyük bir heyecanla, ihlasla, aşkla yerine getiren siz kardeşlerime, bütün Müslümanlara şükranlarımı beyan ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. 23 yıllık mübarek hayatlarının özü Kur'an'dır, Kur'an-ı Kerim'dir. Yılda okutan Hazreti Allah, okuyan Hazreti Muhammed, okunan Kur'an olmuştur. Hazreti Ayşe-i Sıddık'a radıyallahu anha anamıza Peygamber Efendimiz'in hayatlarını sormuşlar. Onun huyunu, onun yaşantısını sormuşlar. Hazreti Ayşe-i Sıddık'a anamız ne demişlerdir? Elestum takraunel Kur'an fe inne hulukahu kânel Kur'an buyurmuşlardır. Siz Kur'an okumuyor musunuz? Resulullah'ın hayatı demek, onun ahlakı demek, Kur'an demektir buyurmuşlardır. İşte muhterem kardeşlerim, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'imizin lafzının tilavetini, onun ruhunun manasının yaşantısını bize öğretecek olan bu kurslarımız bizim temel müesseselerimizdir, temel binalarımızdır. Benden önceki konuşmacıların söylediği gibi, değerli kardeşlerim,
bu binamızın fiziki yapısını meydana getirdiniz. Allah razı olsun. Belki milyarlarca para harcadınız ama işin kolayını yaptınız. Bu işin kolayıdır. İşin zoru bundan sonra duruyor. Nedir? Bu kursu yaşatmak. Neyle yaşatmak? Talebeyle yaşatmak. Yaşaması için talebe vermenizi istiyoruz. Hem erkeklerimizden hem kızlarımızdan dinini, diyanetini, Allah'ını, kelamını, kitabını öğrenecek çocuklarımızı, yavrularımızı bu kurslara verilmek suretiyle bu kursları yaşatacağız. İşte işin zoru burasıdır değerli kardeşlerim. Şimdi tabii çocuklarımızı dindar yetiştirmenin önemi çok büyüktür. Bunun maddi ve manevi sevabı çok büyüktür değerli kardeşlerim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir mübarek sözünde اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْ قَطَعَ عَمَلُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُولَ buyuruyor. İnsanlar ölür fakat ölmeyen insanlar vardır. Öldüğü halde ölmeyen insanlar var. Bunların amel defterlerinin devamlı açık tutulan insanlar vardır. İşte bunlardan birisi böyle Kur'an kursu gibi, camiler gibi, yollar gibi hayır ve hasenatta bulunan kişilerin amel defterinin kapanmayacağını, kıyamet sabahına kadar açık tutulacağını ve bir de işte bu kurslarda, camilerde okuyan çocukların, velilerinin gene amel defterlerinin kıyamet sabahına kadar açık tutulacağını ve burada yetişen çocuklar namaz kıldıkları sürece, Kur'an okudukları sürece mübarek gecelerde bir Yasin, bir Fatiha, üç İhlas okudukları sürece onların ölülerinin amel defterinin açık tutulacağını Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz çok güzel bir şekilde ifade buyurmuşlardır. Vesselam Efendimizin bir hadisi şerifi size nakletmek istiyorum. Men hafizel Kur'ane ve istazharahu ve halle halalehu ve harrama harame edhalehu Allahul cenne ve şeffa'hu fi seb'ine min ehli beyti. Sadaka Resulullah fi makale ve makal. Resulullah ne demişse doğru demiş ve güzel demiştir. Bir kimse Kur'an okursa ve onunla amel ederse, okuduğuyla amel ederse, Allah-u Teala Hazretleri onu cennetine koyar ve onun sebebiyle onun akrabasından, yakınlarından, ona maddi ve manevi destek olan müminlerden, Müslümanlardan cehennemlik 70 kişiyi de Allah affeder, onları da cennete koyar buyuruyor Peygamberimiz. Yani Kur'an kurslarına maddi ve manevi hem maddi paralarıyla hem de talebe vermek suretle çocuklarını vermek suretle destek olmanın çok büyük mükafatı olduğunu ve hatta yarın cennette ikra vartaki denilir. İkra vartaki, ikra vartaki, yani herkes Kur'an-ı Kerim'den öğrendiği ve okuduğu ayet sayesince cennette derece ve makam alacağını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oku ve makam al denilecek. Oku Kur'an'dan bir ayet makam al denilecektir. Kitabımızı buralara göndereceğiz ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'imizin hem lafzının tilavetini hem de onun ahlakını çocuklarımıza yaşatacağız ve öğreteceğiz. Tabii lafzını okumanın sevabı çok büyüktür. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz وَلَا يَقُولُ اَلِفْ لَا مِمْ حَرْفٌ ben elif la mim bir harfi demiyorum. وَلَاكِنْ اَلِفٌ harfun وَلَامٌ harfun ve mimun harfun buyuruyor Peygamberimiz. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in her harfına karşılık Allah 10 hasene veriyor, 10 sevap veriyor. Ben elif la mim okuyana 10 hasene verilecek demiyorum. Elif la mim diyene 30 hasene verilecek
30 sevap yazılacak buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bakın size bir örnek vereyim. Kur'an-ı Kerim'in en küçük suresi nedir? İhlas suresidir. Hepiniz Kevser suresidir. En küçük suresi Kevser suresidir. İnna atayna kel kevser. Kaç harf vardır? 42 harf vardır. Kevser suresinde 42 harf vardır. Peki bir kere Kevser suresini okuyan Allah kaç hasene veriyor? Bir kere Kevser suresini okuyana Cenab-ı Hak tam 420 sevap yazıyor. Ondan sonra İhlas suresidir ikinci küçük sure. 47 harf vardır İhlas suresinde. Bir kere İhlas suresini okuyan bir mübarek gece, bir cuma gecesi, önümüze Miraç gecesi var. İşte okuyan kişiye Allah-u Teala Hazretleri 47 harfe karşılık 470 sevap Cenab-ı Hak yazıyor. İşte yüce kitabımızın lafzını okumanın bu kadar manevi yönden feyzi vardır, bereketi vardır, sevabı vardır değerli kardeşlerim. Ama tabiatıyla sadece okumakla yetinmeyeceğiz. Çünkü yüce kitabımız sadece bunu benim kullarım okusunlar, her harfini 10 hasene alsınlar diye Allah tarafından indirilmemiş ve okuduğumuz ayetlere uymamız için, onları yaşamamız için, onları hayatımıza tatbik etmemiz için, mesela bir tatbik etmek, uygulamak, yani okuduğumuz ayetleri hem lafzını tilavet etmek suretiyle 10 sevap alacağız, hem de ona uymak suretiyle onu yaşamak, hayatımızda onu uygulamak suretiyle işte en büyük mükafatları, en büyük sevapları almış olacağız. Bu düşüncelerle ben daha fazla zamanınızı meşgul etmek istemiyorum değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak bu hayrınızı makbul eylesin. Bu üç ayların içerisinde açılışını yapacağımız bu kursumuzu Cenab-ı Hak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ehli suffa dediğimiz işte Peygamber Efendimiz mescid yaptığı zaman hemen onun etrafında da sofalar halinde böyle kursları tanzim ve tertip etmiş, meydana getirmiştir. Ashabın büyüklerinde bu kurslarda yetişmişti. Onlar Ashab-ı Sıffı o zamanın adı. Bugün Kur'an kursları. İşte Peygamber Efendimizin o Mescid-i Nebevi'nin etrafında açmış olduğu o sofalarda yetişen, orada efendim dinimize, diyanetimize, İslam alemine, İslam dünyasına yayılan o feyzin bu kurslarımızdan da yayılmasını, nasip etmesini Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ederim. Allah razı olsun diyorum. Ve işte bir kere daha tekrar ediyorum. İşin kolayını yaptınız. Bu kursun fiziki yapısını, yani belki milyarları harcadınız ama kolayını yaptınız. Asıl zoru bundan sonra sizi bekliyor. Nedir o? Öğrenci vermek. Öğrenci göndermek. Erkeklerimizi, kızlarımızı bu kurslarımıza göndermek suretiyle asıl bunların yaşamasını bu şekilde sağlamış olacağız. Çocuklarını göndermek suretiyle destek olacak olanlara ve maddi destek olacak olanlara teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun diyoruz. Kaza belalardan, sıkıntılardan, kem gözlerden korunmalarını, bu müesseselerimizi korunmalarını Cenab-ı Hak'tan şu mübarek günde diliyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Muhterem hocamıza teşekkür ediyoruz biz de. Kendisinden Allah razı olsun diyoruz. Şimdi de Amasya İl Müftümüz Sayın İsmail Kırımlı hocamı davet ediyorum. Arz ederim. Saygıdeğer başkan yardımcım, değerli müftü arkadaşlarım, ilçemizin kıymetli kaymakamı, saygıdeğer Karaağaçlılar, bu hizmetin hayırlı